Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende yardımcı elemanlar konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 12. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız üçgen eşitsizliği arkadaşlar. Üçgen eşitsizliği dediğimiz bir kenar diğer kenarların toplamlarıyla farkları arasındadır. Kolay bir soru hemen aşağıda var. İncelersiniz arkadaşlar. Burada da birkaç tane örnek var zaten. Bizim işimiz nerede? Şurada. Başka bir şey var mı diyorum. Ee, bakıyorum şöyle bir. Yok arkadaşlar sadece üçgen eşitsizliği bir kenar diğer kenarların toplamlarıyla farkları arasında. Hadi bakalım. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Soru ne demiş arkadaşım? X kaç farklı tam sayı değer alır diye soruluyor arkadaşlar birinci soruda. X toplamlarıyla farkları arasında değil midir? Yani toplamları 16, farkları 4, 4, 16 arasında. Kaç tane değer vardır? Hocam 16 eksi 4 eksi 1. Yani her ikisi de küçük olduğu zaman büyükten küçük çıkart bir de 1 çıkart. Dolayısıyla kaç yapıyor cevabımız? 11 yapıyor. Birinci soru C oldu. Geldik 2'ye. Yukarıda verilen uzunluklardan hangi ile, ile, ile hangileri ile üçgen oluşturulabilir diyor. Kenarlara bakacaksın. Herhangi bir kenarı araya alacaksın. Diğer kenarların toplamları ile farklar arasında mı? 10 artı 8 ile 10 eksi 8 arasında mı arkadaşlar? Evet. Birincisi oldu. İkincisine bakalım. Herhangi bir kenarı araya al. 7 toplamları ile farklar arasında mı? 6 artı 6 ile 6 eksi 6 arasında mı? Bu da evet. Hocam bir tanesine bakmamız yeterli mi? Kesinlikle yeterli. Sonra şuna bakalım arkadaşlar. Bir tanesini araya alalım. Hangisini araya alalım bu sefer? 5'e alalım. İstediğiniz araya alabilirsiniz. 3 artı 2 ile 3 eksi 2 arasında mı? Hayır. O zaman 3 yanlış. 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Yani ikinci soru Cehan oldu. Geldik 3'e. Bir kenar diğer kenarların toplamlarıyla farklar arasında. Bu bilinmeyen bilinmeyen bilinen. Yalnız kalanı araya alacağız. Arkadaşlar toplamlarıyla farklar arasında 8 2x artı 1 artı x eksi 2 ile 2x artı 1 eksi x eksi 2. Bu şekilde yazmayın lütfen. Şu şekilde parantezce çıkartmasın alın. Hocam mutlak değerini almamıza gerek var mı? Ya büyükle küçük belli ise mutlak değerini almanıza gerek yok. 2x artı 1. Bak 2x bir de artı 1 eklenmiş. X'li bir şeye artı 1 eklenmiş. Bir de x'li katına. Buradan da x'ten 2 çıkartılmış. Zaten bunun daha küçük olduğu belli. Hiç mutlak değerle uğraşma yani. Bu büyük bu küçük. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu ne yapıyor? Eksi x artı 2 yaptığından x artı 3 yaptı burası. x artı 3 küçüktür 8 o da küçüktür 3 x eksi 1 yaptı. Hocam bu durumda ne yapacağız? Sağlı sollu girişeceğiz. Bir buna bakacaksınız. Yani x artı 3 küçüktür 8 ise x'i buradan kaç bulursunuz? x küçüktür 5'i bulursunuz. Bir de şuna bakacaksınız arkadaşlar. 8 küçüktür 3 x eksi 1 ise 9 küçüktür 3 x x e, yani 3 küçüktür x mi oldu? Evet. Şimdi bu ikisinden dolayı ne geliyor? x 5'ten küçük 3'ten büyük. Yani x'in aralığı ne olacak? 5 ile 3 arasında olacak. Kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Burada sadece bir tane değer var. O da 4 değeri var arkadaşlar. Yani bir tane değer alacaktır. O zaman 3'ün soru Edremit oldu. Geldik 4'e. ABC çeşitkenar demiş. Bak altını da çizmiş. Dikkat. AB4. Hemen şöyle bir ABC üçgeni çizelim. ABC. AB4. AC3 x'in kaç farklı tam sayı değeri vardır? x toplamlarıyla farklar arasında. Hocam 7 ile 1 arasında. A, 2, 3, 4. Bakın şöyle. 2, 3, 4, 5 ve alt değerlerini alır. 1, 2, 3, 4, 5 tane değer alır dediniz. Yanlış yaptınız. Niye? Adam size çeşit kenar diyor. 3 ile 4'ü alamazsınız arkadaşlar. Dolayısıyla kaç tane değer kalıyor? 3 tane değer kalıyor. Bu konuda biraz dikkatli olacaksınız lütfen. Evet dördüncü soru. Böylelikle Denizli geldik. Geldi. Beşinci, geldik beşinci soruya. Gençler, şurada bir üçgen eşitsizliği uygularsak ne geliyor arkadaşım şuradaki üçgen eşitsizliğinde? Hocam x toplamları ile farkları arasında yani 3 ile 17 arasında. Peki hocam sağdakinde bir üçgen eşitsizliği yaparsak orada da 2 ile 14 arasında. Peki burada ne yapacağız hocam? Hocam bir 3'ten büyük bir 2'den büyük. Aralığı daraltacaksın. Her ikisini de sağlayan ne? 3. 14'ten küçük ki 17'den küçük. Aralığı sağlayan ne? 14. Çünkü her ikisini de sağlıyor 14. Yani küçüklerde büyük olan, büyüklerde de küçük olan seçilir arkadaşlar burada. E buradan dolayı ne geliyor arkadaşlar? Buradan x'in ne aralığında buluruz? 3 ile 14 arasında buluruz. 3 ile 14 arasında kaç farklı değer vardır? 14 eksi 3 eksi 1 tane. Yani 10 tane değer vardır. Beşinci soru böylelikle. Edremit oldu. Geldik 6'ya. Evet yine bakacak olursak şurada. X'e ait değerlere bakacak olursak arkadaşlar 3 ile 17 arasında. Şuradakinde X'e ait değerlere bakacak olursak arkadaşlar orası da X'miş. Burada da 1 ile 13 arasında. Hocam ne yapıyoruz? X 2 X tane aralığa düşmüş. Küçüklerde büyük olanı alacağız. Büyüklerde de küçük olanı seçeceğiz. Yani buradan ne geliyor arkadaşlar? 3 küçüktür, X küçüktür. 13 geldi. Kaç tam sayıda yer alır? 13-3-1 eksi tane. Yani 9 tane değer alır arkadaşlar. 6. soru böyle Cihan oldu. BC'nin kaç farklı değeri vardır diye soruluyor arkadaşlar bize. Bir burada üçgen esiliği bir de burada üçgen esiliği yapacağız arkadaşlar. Ee, yapalım. Yapalım bakalım ne geliyor. X şuradaki üçgenler ne geliyor arkadaşlar. Toplamlarıyla farklar arasında kırmızıda. Yani ne geliyor arkadaşlar. Toplamları ile farkları arasında. Fark toplamları kaç? 10. Farkları kaç? 4. Peki şu mavi üçgene bakacak olursak arkadaşlar. Mavi üçgende de x toplamları ile farklar arasında yine. Yani 14 x 9 kaç yapıyor? 5 yapıyor. Artı 9 kaç yapıyor? 23 yapıyor. E ne yapacağız? Yine aralığı daraltacağız. Küçüklerde büyük olan, büyüklerde küçük olan. E aralığımız ne olacak o zaman arkadaşlar? Buradaki aralığımız. 5 küçüktür, x küçüktür 10 yapacak. BC'nin kaç farklı tam sayı değeri vardır? Hocam 10 eksi 5 eksi 1 tane yani 4 tane değeri vardır. Cevabımız böylelikle ne çıktı? Edremit çıktı. Geldik 8'e. Evet BC 12 birim olduğuna göre çevre ABC'nin alabileceği en küçük tam sayı değer. Arkadaşlar normalde X ve Y demeyiz. Ama burada 2 bilinmeyen vermeyiz. Toplamları olduğu zaman diyebiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok. 12'yi araya alsanız ne geliyor? 12'yi araya aldığınız zaman toplamları ile farkları arasında. X artı Y ile X eksi Y arasında. E bizden ne isteniyor? Çevre. Çevremiz nedir arkadaşlar? Çevremiz x artı y artı 12 olduğundan dolayı x artı y de ne oldu? x artı y de 13 değil mi gençler? Değil mi? En küçük değer 12'den büyük olduğuna göre 13'tür. E bunun yerine 13 yazacak olursak toplamda en küçük değer, değer kaç yapıyor arkadaşlar? 25 yapıyor. Yani 8. soru denizli oldu. Geldik 9. soruya. Çevresi 24 birim olan üçgenin Evet çevresi 24 olan bir üçgen varmış. En uzun kenarı. Arkadaşlar A, B, C kenarı diyelim. Çevresi 24 demiş ya. A artı B artı C kaç? 24. Şimdi en uzun kenarı A diye seçelim isterseniz. A'yı araya alalım arkadaşlar. En uzun değeri kaç olur diye soruluyor. B artı C ile B eksi C arasında değil midir? Evet. E hocam bizden ne isteniyor? A isteniyor. Burada o zaman bir şeyler yapmalıyız. Şuraya bakacak olursanız B artı C'yi yalnız bıraksanız 24 eksi A olmaz mı arkadaşlar burası? Evet. E gel burada bunun yerine 24 eksi a yaz. Yani a küçüktür 24 eksi a diye midir arkadaşlar? Tek bir cinsten a cinsten yazmam lazım da o yüzden o şekilde yaptım. Yani 2 a küçüktür 24 aldı a küçüktür 12 oldu. O zaman a'nın en büyük tam sayı değeri kaç olur arkadaşlar? 11 olur. Yani 9. soru böylelikle balık kesir oldu. Geldik 10. soruya. Hocam dik tabanı keş parçaya bölmüş. Ne var burada? İkiz kenar. Hemen ikiz kenar oluşturduk. 7 ise Hop burası da yetti. Aa, artık burada üçgen eşitliği uygulayalım. Üçgen eşitliğini uygulayalım bakalım. Şuradaki üçgende üçgen eşitliğini uyguluyoruz. X toplamlarıyla farkları arasında 7 artı 3 ile 7 eksi 3 arasında yani 4 küçüktür x küçüktür 10 yapar. Buradan kaç farklı değer vardı? 10 eksi 4 eksi 1 tane yani 5 tane değer vardır arkadaşlar. 10. soru böylelikle balıkesir oldu. Geldik 11. soruya. X kaç farklı değer alır? Hocam burada sadece dik üçgen verilmiş. Buradaki dik üçgende ne yapacağız? Başka diğer dik kenar verilmemiş. Ne yapacağız? Hocam bir dik üçgende en uzun kenar hipotenüs olduğundan X kesinlikle ama kesinlikle 5'ten büyüktür diyebiliriz. E ee, Sonra burada da bir üçgen eşliği uygulayacak olursak X toplamları ile farkları arasında yani 10 ile kaç arasında? 2 arasında olacak. E hocam hem 2 ile 10 arasında hem 5'ten büyük. O zaman her ikisini birden düşünecek olursak hem bunu hem de bunu düşünecek olursak hocam 5'ten büyük 2'den büyük. Yani küçüklerde büyük olanı seçiyorduk ya 5 küçüktür x o da küçüktür 10 mu oldu? Kaç farklı değer alır? 10 eksi 5 eksi 1 tane yani kaç tane aldı arkadaşlar? 4 tane değer almış oldu. Dolayısıyla 11. soru böylelikle akçay oldu ve deneme ya deneme diyorum pardon. 12. bölüm testini halletmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 13. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.